Multitek Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere MTS-TWR-CP10 model numaralı DC sargı direnci ölçüm cihazını tanıtacağız. Test cihazımız iki adet çantadan oluşmaktadır. Birinci çanta zaten test cihazımızın kendisi. İkinci çanta ise aksesuar kutumuz bulunmaktadır. Aksesuar kutumuzun içinde de kablolarımız ölçüm için doğrulama direncimiz bulunmaktadır. 220 için güç kablomuz bulunmaktadır ve şarj etmek için adaptörümüz bulunmaktadır. Cihazımıza bakacak olursak, cihazımız üzerinde 1 adet printer, 1 adet bilgisayar bağlantısı, 1 adet USB portu, ölçüm yapabilmemiz için I artı, U artı, I eksi, U eksi uçlarımız bulunmaktadır. Burada şarj edebilmek için DC adaptörümüzün portu, burada 220 ile çalışmak için portumuz bulunmaktadır. Bir 5.6 inç renkli ekranımız bulunmaktadır. Printer çıktığınızı almak için tuşlarımız, menülerde gezinmek için arayüz tuşlarımız, cihazımızın açma kapama tuşu ve test yapmak için ve testi sonlandırmak için test tuşumuz cihazımızın üzerinde konumlanmıştır. Cihazımızın kullanımına gelecek olursak da buradaki sağ ve sol ok tuşlarıyla buradaki menülerde gezebiliyoruz. Mesela materyalimizin ne olduğunu bize soruyor. Alüminyum mu ya da bakır mı olduğunu soruyor. Bu numuneye bir sayı tanımlayabiliyoruz. Akım değerlerimizi değiştirebiliyoruz. Bakın 10 amper, 5 miliamper ve daha altı otomatik ayar bölümümüzde bulunmakta. 40 miliamper, 200 miliamper, 400 miliamper, 1 miliamper, 5 miliamper ve tekrardan 10 miliamper olmak üzere farklı bizim çıkış ayarlarımız da var. Devam edeceksek ne ölçtüğümüzü bize soruyor asıyorum. High voltage winding mi, yani yüksek gerilim sargısı mı yoksa alçak gerilim sargısı mı sorduğunu bir soruyor. Nasıl bir ölçüm yaptığımızı bir soruyor. Mesela AB mi, BC mi ya da B nötr mü, C nötr mü? Bunları bize soruyor burada. Kaçıncı tapta bu testi yaptığımızı aslında bize soruyor burada da. Daha sonrasında ise bizim yükselteceğimiz değeri bize soruyor. Yani kaç dereceye gelmek istediğimiz bir soru. 75 mi, 115 mi? Ve numunenin şu anki sıcaklığını bize soruyor. Bunu da gene aşağı yukarı yaparak değerimizi değiştirebiliyoruz. Zaten tüm değerimizi ayarladıktan sonra da yine test tuşuna basılı tuttuğumuz takdirde şu anda bir ölçüm yapamayacak zaten. Testimiz otomatik olarak başlıyor. Şu an uçlarımız da bağlı olmadığı için cihazımız uçların bağlı olmadığı ya da uçların kötü bir şekilde bağlı olduğunda bize hata vererek zaten göstermiş oluyor. Evet, kullanımı basitçe geçersek cihazımız zaten bu ekranda açılıyor. Cihazımıza isterseniz şu anda bir adet denemek için doğrulama direncini bağlayalım. Etiketlerimizin üstünde de nereye bağlayacağımız yazıyor. Doğrulama direncimizi bağladık. Şu şekilde bağlandı doğrulama direncimiz. Şimdi test tuşuna basılı tutuyorum. Ve şu an test başladı. Şu anda cihazımız ölçüm yapıyor. Değerimiz şu anda ölçtü. Tekrardan istersek test tuşuna basarak cihazımızı test yapmasını sonlandırabiliriz. İstersek bu yazıları buraya bir USB bellek takıda alabiliriz ya da direkt şuradan printer tuşuna basarak bilgileri istersek bu şekilde de alabiliriz. Evet, cihazımızda bir değer ölçtük. Cihazımız bu değeri otomatik olarak kendi hafızasına aslında kaydediyor. Buradan menü kısmına geldiğimizde burada gördüğünüz gibi datalarımızı kaydettiği bir bölüm var. Buna girdiğimiz takdirde burada bizim iki tane yaptığımız test gözüküyor. Bunlar arasında istersek ilerleyip geri gidebiliriz. İstersek de output kısmına gelip buraya bir adet USB bellek takarsak eğer, daha sonra output tuşuna bastığımızda zaten USB şu an işareti de burada aktif olarak görünüyor. Şurada da kayıt kısmını birazdan göreceğiz. Şöyle OK'ye bastığımız zaman
Hızlı bir şekilde şu anda kaydetti ve artık yaptığımız test kayıtları belleğimize kaydedildi. Bugün sizlere MTS-TWR-CP10 model numaralı DC sargı direnci ölçme cihazını tanıttık. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.